İyice üstad burada bizimle böyle empati kuruyor. Ve bu akibete uğrayan hayat ise ölümden beter bir azap gördüm. Yani böyle yaşamaktansa ölmek daha güzel diye bir kalbime geldi. Bu hali temaşa ettikçe ciğerlerim sızlıyordu. Neden geliyorlar? Hiç durmadan gidiyorlar diye feleğe karşı kalbim dehşetli sualler soruyordu. Neden bunlara merhamet edilmiyor? Yazık değiller mi? Bu baş döndürücü devrandaki fena ve zeval nereden gelip bu biçarelere musallat olmuş diye kainattaki mahlukatlara acıyor. Aynı zamanda böyle deprem gibi, savaş gibi hallerde de benzer şeyi hissediyor. Kısa bir okuyacağım. Harbi Umide, Rus'un esaretinden kurtulduktan sonra madem öleceğim, vatanıma gideyim, orada öleyim diye Van'a gittim. Benim terk ettiğim 7-8 sene evvel o medresemdeki hakiki dostlar, dost, kardeş, enis talebelerimin hayalleri gözümün önüne geldi. 7-8 sene sonra Rusya'dan dönüyor bana. O eski talebeleri, eski dostları, eski kardeşleri hiçbirisi yok. Hepsi ölmüşler. Şimdi böyle bazı o deprem bölgesine gidenlerin izlenimlerini izliyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir virane gibi, bir harabe gibi. O fedakar kardeşlerimin bir kısmı hakiki şehit, diğer bir kısmı da o musibet yüzünden manevi şehit olarak vefat etmişlerdi. Ben ağlamaktan kendimi tutamadım. 7-8 sene zarfında gözümü açtıkça bir asır zaman geçmiş kadar bir tahavülat görüyordum. Sanki bir asır geçmiş. Evvelki gördüğümden şimdiki gördüğüme güya 200 sene sonra dünyaya gelip öyle hazin nazarla baktım. Sanki 200 yıl geçmiş kadar hazin bir tablo söz konusu. O hanelerdeki adamların çoğuyla dost ve ahbap idim. Kısmı azamı benim bir yeğenim Maraş'ta oturuyor. Depremde evleri sarsılmış ama elhamdülillah sağ kurtulmuşlar. Geçen gün görüştüğümde diyor ki dayı diyor evet ben sağ kurtuldum işte daha salim il dışına çıktım ama telefon açtığımda görüştüğümde 50-60 dostumu kaybettim. O kadar hazin bir şey ki, o kadar ağır bir şey ki. Kimi soruyorsam falan kez o da gitti, falan kez o da rahmete gitti. Ben nasıl döneceğim Maraş'a bilemiyorum. O haletlerdeki adamların çoğu dost ve ahbap idim. Kısmı azamı Allah rahmet etsin, muhacirat ile vefat etmişler. Gurbette perişan olmuşlardı. Hem Ermeni mahallesinden başka benim bütün Müslümanların haneleri tahrip edilmiş gördüm. Benim kalbim en derinden sızladı. O kadarcık kalbime dokundu ki binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktım. Evet, hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamıştı, ağlatmamıştı. Üstad kendine şu soruyu soruyor. Diyor ki, Eyazim-i Esma-i İlahiyeden olan Rahim ve Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkat pervarane terbiye, maslahat kerane tedbir, muhabbetlerane taltif, nasıl ve ne suretle müthiş muahiş olan mevt ve ademle, zeval ve fırakla, musibet ve meşakkatle tevfik edilebilir. Bir taraftan kainatta şefkatkerane bir tedbir, maslahatkerane bir terbiye, şefkatpervarane bir terbiye, muhabbetlerine bir taltif, bütün kainata hüküm perva. Ama diğer taraftan da böyle hazin olaylar, ölümler, fıraklar, depremler, işte zelzeleler, seller, felaketler, savaşlar. Bunlar nasıl birbiriyle tevfik edilebilir? Nasıl bağdaşabilir? Bunu nasıl anlamalıyız? Üstad gibi bir insan bunları niye anlatıyor? Kendisinden dinleyelim. Hem sizi belki ziyade mütellim edecek en acıklı ve nefret verip ürkütecek en dehşetli yaramı gayet nahoş, elin bir surette size göstermekteki maksadım. Üstad bunları bize niye anlattı? En derin yaramı niye size anlattım? Maksadım, Kur'an-ı Hakim'in kutsi tiryakı ne derece harikulade bir ilaç, parlak bir nur olduğunu göstermektir. Bu kadar beni yaralayan, bin gözüm olsa ağlayacağım dediğim bir olay karşısında
beni ne teselli edebilir? Bu olay karşısında insana teselli verecek bir şey var diyor üstad. Öyle küçük yaralar değil. Sizin gibi böyle ahbap ötmedim. Çok derin bir şey hissettim. 200 sene geçmiş kadar kendimi ihtiyar hissettim. Bu kadar üzüldüm, bu kadar derin travma yaşadım. Ama psikolog değil, şu değil, bu değil. Emin olun, Kur'an-ı Hakim'in tiryakları bunlara yetiyor. Bunlara kafi geliyor. Merak etmeyin, dert etmeyin. Bunu vurgulamak için o yukarıdaki o hazin olayları anlattı. Şimdi sorarım size, hangimiz üstad kadar o şefkat ve merhametle o derin yarayı hissetti, o acıları hissetti? Hiçbirimiz. O zaman madem üstad bu kadar derin hissetmiş ama buna rağmen Kur'an'ın tiryakiyle yaraları sarmışsa, inşallah Kur'an'ı bakış açısıyla, Resulullah Nur'un bakış açısıyla bütün yaralarımıza merhem süreceğiz. Birinci olarak üstad böyle bir sorunun meşrutiyetini sorguluyor. Diyor ki bu soruyu yani Cenab-ı Hak nasıl olur da işte hem rahmet sahibidir hem bu kadar ölümler ve vefatlar var. Mahlukata niye bu ızdırabı veriyor? Bu soruyu sormak biraz daha ne kadar doğru? Niye biliyor musunuz? Çünkü diyor ki Malikin hakisi Malikel mülk tasarrufu kereme yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. Mülkün sahibi Cenab-ı Hak'tır. Eğer biz böyle bakıyorsak o zaman Maliki hakisinden gaflet ederek baktığımız için bunu hissediyoruz. Biz mülkün sahibini kendimiz zannediyoruz. Elim gitti, üç çocuğu gitti, nasıl olur, nasıl dayanır? Üç çocuğun onun olduğunu zannediyoruz. Eli kolu kırılmış, gözü kırılmış, hastalanmış. Onların onun olduğunu zannediyoruz. Mal mülkün onun olduğunu zannediyoruz. Asıl malik hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli'ye bak ki bu Van sayfasında mektubatı Kemal-i Şaşa ile eski zamanda gördüğü vaziyeti yine devam ettirip yazabiliyor. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların gidip gördüğümüz o deprem bölgesindeki boş, hali, harap yerdeki ağlamaların Malik-i Hakisinden gaflet ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve Malik tevehüm etmekten etmek yanlışlığından ileri geliyor. Başlarken biz bakış açımızı düzelteceğiz. Bizim bakış açımız nedir şu anda? Mülk sahibi biziz. Mülkün sahibi biz olduğumuz için sanki her şey bize aitmiş gibi. Nasıl olur da evler yıkılır? Nasıl olur da çocuklar rahmete gider? Oysa ki diyor, bu yerleri boş, hali ve harap kalmış gibi ağlamak Maliki Hakki'den gafletli bir bakış açısını gösterir. Üstad diyor ki, Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan masumlara, hatta yavrulara bu zulüm değil mi? El cevap, haşa. Mülk onundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hem acaba sanatkar bir zat, bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp, gayet sanatkarane yaptığı murasa bir libası sana giydiriyor. Hünerini, maharetini göstermek için kısaltıyor, uzatıyor, biçiyor, kesiyor, seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki, beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin. Bana oturtup kaldırmakla zahmet veriyorsun. Elbette diyemezsin. Dersen divanik edersin. Burada bir terzi model örneğini veriyor. Yani bir terzi ve bir model sahibi birisi diyor ki birisine gel bana model ol. Bu elbiseyi senin üzerinde dikeyim, biçeyim. Sana yüksek bir ücret vereceğim. Tamam diyor. Şimdi arkanı çevir. Şimdi otur. Şimdi kalk. Biraz kes elbiseyi. Biraz keseceğim. Biraz kısaltacağım. Şimdi bunu çıkar diğer elbiseyi giy. Diyor ki o modelin hakkı var mı? Ya sen ne yapıyorsun bana? Oturtup kalkmak bana zahmet veriyorsun. Elbisemi kesiyorsun, biçiyorsun. Oysa ki elbise bana yakışmış. Ne güzel bir elbiseydi. Bunu demeye hakkın var mı? Yok. Çünkü elbise de onundur. Seni ücret mukabilinde tutmuş. Seni kısaltır da, uzaltır da, kaldırır da, oturur da. Çünkü bunun karşılığı sana çok büyük bir mükafat vermiş. Çok büyük bir ücret vermiş. Aynen bunun gibi diyor. Yani bizler de Cenab-ı Hakk'ın, hepimiz Cenab-ı Hakk'ın mülküyüz. Dolayısıyla mülkün sahibi mülkünde ne yapabilir? İstediği gibi tasarruf edebilir.
kişinin itirazı hakkı yoktur. Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a söylediği gibi, inançlı insanların, müminlere beklenen şey teslim olmaktır. Mümin önce teslim olur, sonra hikmetini sorar. Evet, bundan dersler çıkarır. Hikmeti nedir der. Bu niye başıma geldi der. Ama önce bir teslim olur. Musa Aleyhisselam'ın kıssası bize bunu gösteriyor. Fakat herkes samimi inançlı olamaz. Hele günümüzde sosyal medyada böyle her türlü sorgulamanın olduğu yerlerde insanlar böyle bir açıklamada her zaman memnun olmayabilirler. Biz inançlı insanlar diyoruz elhamdülillah, mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. Amenna, tamam kabul. Ama diyor ki yani çocuk Allah'ın mülkü ise illa onun mülkü diye onu öldürmek zorunda mı? Onun için deprem altına koymak zorunda mı? Gibi böyle bu tarz sorgulamada duyabiliyoruz sosyal medyada. Üstad onlara da cevap veriyor. Diyor ki ahsen-i kulle şeyin halekahu ayetin sırrıyla. Her şeyin diyor bir zahiri vardır. Zahir çirkindir, müşevveş olabilir. Fakat bir de o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler vardır. Her şeyin, o her şeyi en güzel şekilde yarattı. Secde suresinde bunu. Ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki, her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Güzellik ciheti vardır. Yani dert etme. Ne diyorsan, ne görüyorsan, dünya namına neye üzülüyorsan, onun bir zahiri görünen ciheti var, bir de hakiki görünmeyen ciheti var. Yani buna üstad diyor ya, ilm-i ledün, olayların iç yüzünü görmek anlamında. Görünmeyen yüzü vardır. Yani teşbihat olmasın, insan Cenab-ı Hakk'ı tanımak için kendisini bir vahid-i kıyas yapabiliyor. Hani ben şu bardağı kaldırıyorum, demek ki bende güç var, Cenab-ı Hak da bütün kainatı kaldırıyor diye vahid yapabilir. Şimdi mesela ben bir terapist olarak bana birisi geldiği zaman ben onun anlattıklarından çok anlatmadıklarına odaklanıyorum. Bana anlattığı şeyler aslında gerçek sorunlar değil. Hocam çok tartışıyoruz, çok kavga ediyoruz. Niye tartışıyorsunuz? İşte hocam yemek geç yapıldığı için tartışıyor. Başka şeyler var altında. Hayır, bu değil. Onu bulmaya çalışıyorum. Asıl onu bulmazsam ya bir şey olmaz. Yemek için tartışma, tuzunu eksik koyma, şunu koyma, bunu koyma, hallet. Bunu herkes söyler, bunu herkes bilir. Herkesin bana gelmesine gerek yok bunu bilmek için. Tuzu iyi koyarsam, yemeği vaktinde pişirirsem, seversem, sayarsam, saygı duyarsam, güllük gülistanlık olur. Bunu bilmeyen mi var? Ama niye geçinemiyor insanlar? Çünkü bunun altında yatan birçok psikolojik nedenler var bunları bilmedikleri için. Onları bilince insan davranışlarını değiştirebiliyor. Yani teşbihde hata olmasın dedim ki vahide kıyası yaptığım için söylüyorum. Hadiselerin de diyor bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Görünen yüzü bazen çirkin olabilir, kötü olabilir. Ama Cenab-ı Hak neyi yaratmışsa en güzel şekilde yaratmıştır ve doğru yaratmıştır. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri, sonuçları cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveş fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ez cümle, bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı hazin fırak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i sübhanenin mazharı olan kış hadiselerinin tezlikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazlar çiçeklerin dostları olan nazilerin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin, taze, güzel bir bahara yer ihsar etmek içindir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tekrar ediyorum, fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen, bunlar perdedir,
bunun altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi ne şu nemasız kalan birçok istat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbürlenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavüller birer manevi yağmurdur. Yani bu gözle, ha ben bilmeyebilirim şu anda hangi hikmetleri var, hangi güzel sonuçları var, bunları bilmeyebilirim. Hepsini şu anda anlamayabilirim. Ama ben şuna iman ediyorum. Cenab-ı Hak neyi yaratıyorsa güzel yaratıyor. Her şeyin altında mutlaka zelzele de, veba da, deprem de, her şeyin altında diyor, o perde altında güzel ve rahmet ciheti vardır, hüsn ciheti vardır. Bize düşen şey bunu kabul etmektir. Peki insan niye olumsuz yargılıyor? Üstad diyor ki, insan diyor görünüşe aldanıyor, zahire bakıyor. Bir de genelde kendisini ölçü alıyor. Bu kurban bayramında kurban kesilmesine karşı çıkan bir grup var. Bunların en sevdiği yemek ettir, kebaptır. Ama kurban bayramında aman aman bu vahşettir, ben o koyunları kesemem, ben o hayvanları kesemem. Bunları söyleyen bir tanesinin lahmacun yerken fotoğrafını çekmişler. Demişler bu lahmacunda ne var? Bunda maydanoz yok herhalde. Bunun sadece bunda et var, kıyma var. Ama demiştin ya işte kurban bayramında hayvan kesmek. Ben bunu vahşet olarak görüyorum. Niye biliyor musun? Çünkü diyor ki üstad burada. İnsan diyor zahire baktığı için kendisiyle karşılaştırıyor. Sanki kendisini kesmek gibi. Şimdi benim birisi beni kesse, birisi yanımda bir insanı kesse, birisini kesse ne hisseder? O hayvan da onu hisseder diye. İnsan diyor hodgamdır, bencildir. Zahire bakar, zahiri değerlendirir. Çünkü insan hem zahitperest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise, saniyenin esmasına ait bindir. Sen zannediyor musun ki bütün kainat sana bakıyor sadece? Sen inanıyor musun ki bütün ağaçlar, çiçekler, sümbüller sadece sana hizmet ediyor? Sadece senin için buradadır. Olaylar, hadiseler sadece senin için yapılıyor. Hayır. Olayların, hadiselerin, insanların ne varsa sana bakan ciheti birse, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan ciheti bindir. Sen kendi açıdan bakıp yanlış hükmediyorsun diyor. Halbuki onlar otların ve ağaçların, evet. Mesela kudret-i fatıranın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzir, manası telakki eder. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdır. Mesela atmaca kuşu serçelere tasleti zahiren rahmete uygun görmez, gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. O şeyin atmacanın musallat olmasıyla onun istidatları inkişaf eder. Mesela karı pek baridane, tatsız telakki ederler. Halbuki o barid, soğuk, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler, öyle şeker gibi tatlı neticeler var ki tarif edilmez. Hem insanın hodgam hevesatı ve süfli ve akıbeti görmeyen hissiyatı, kainatta cereyan eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rubiyet kanunlarına mikyas ve mihenk ve mizan olamaz. Kendi aynasının rengine göre görür. İnsan diyor kainatı kendi aynasına göre görür. Burada da çok güzel psikolojik bir tespit var, biliyor musunuz? Mesela diyor ki bazı insanlar seni aynı olarak görür. Birisini görür, ya bu adam çok kıskanç birisi, hiç sevmiyorum. Aslında diyor o sende kendini görüyor. Bu adam işte çok böyle şöyle birisi, onu sevmedim. Aslında çok egoist bir insan diyor mesela. Aslında psikoloji diyor ki sen egoist değilsin, korkma. O sende kendini görüyor. Ona ayna oluyorsun. Bak ne diyor üstad? Kendi aynasının rengine göre görüyor. Kendi aynası nasılsa kainat da öyle görüyor. Kainat diyor senin duygularına mikyas olamaz. Senin süfli duygularınla kainatı değerlendiremezsin. O hadiseleri değerlendiremezsin. Merhametsiz siyah bir kalp kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulme suretinde görür. Bakın merhametsiz siyah bir kalp, hani bazı böyle şarkıcılar var ya,
Durdurun dünya, inecek var. Bilmem ki bu dünya, ben niye geldim? Batsın bu dünya, perişan şöyle böyle. Merhametsiz siyah bir kalp kainatı ağlar görür. Mesela bu konuda birçok psikolojik deney vardır. Mesela İstanbul'a gelenlere soruyorlar, dışarıdan gelenlere. Eğer bir insan İstanbul'a hastasını getirmişse, İstanbul nasıldı? Ya berbat mı berbat, kötü mü kötü, kaos, sıkıntı, dert, Allah kimseyi İstanbul'a düşürmesin. Evet, doğrudur kardeşim. İstanbul sıkıntılıdır, kaostur. Şimdi ben gezmek için balayına gelmiş çifte soruyorlar. İstanbul nasıl? Cennetten bir köşe. Denizi, tarihi, o güzel insanlar, o hareketlilik, o cevaliyet, o coşku beni aldı götürdü. Ömrüm burada geçmesini isterim. Sen de güzel. Çünkü herkes İstanbul'u neye göre gördü? Kendi aynasına göre yorumladı, telaffuz şey yaptı, değerlendirdi. Merhametsiz siyah bir kalp, kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulme suretinde görür. Fakat iman gözüyle baksa, 70 güzel hülleleri giymiş bir cennet hulusi gibi rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş 70 binler güzel libasları bir üstüne giymiş, daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insan ekber ve ondaki insan nevini bir kainat-ı zuhra ve bir insanı bir alem-i asgar müşahede eder. Ben birkaç kez anlatmıştım, bir de anlatmak istiyorum. Çoğunuz biliyorsunuz, Profesör Doktor Şener Dilek abiyi biliyorsunuz. Biz Erzurum'da onunla beraber kaldık. Üniversitede hocaydı, ben de öğrenciydim. Bir gün dershaneye geçtim, bana telefon açtı dershaneye, dahil telefonlar var. Dedi Sabri kardeş dedi, gel dedi sana güzel bir yer göstereceğim. İnanılmaz dedi, bayılacaksın. Çok güzel bir yer gördüm. Beni aldı arabaya bindirdi, üniversitenin lojmanlarının dışında bir açık alana gittik. Bahar mevsiminde böyle, Mayıs ve Haziran ayıydı. Erzurum'da bahar geç geldiği için. Koluma girdi, böyle tepecik bir yer var. Orayı ben geçerken, o istiyor ki ben şey yapayım, onun gördüğü yeri ben göreyim. Böyle Allahu Ekber abi ne güzel bir yer diyeyim. Geçtik, bir şey demedim. Bir daha geri döndük aynı yeri. Dedi ki Keçeli dedi, gördün mü? Yok dedim. Neyi dedi? Ya şu mükemmelliğe bak ya. Şu sanata bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Allahu Ekber. Abi evet, güzel çiçekler, yeşillik, ağaç, çiçek güzel ama böyle hani Allahu Ekber diyecek pek diyemedim dedim yani. Ama gören görüyor. O güzelliği müşahede ediyor, Allahu Ekber diyebiliyor. Şimdi başka bir noktaya geçiyorum. Ben böyle Risale-i Nur'un farklı farklı yerlerinden çıkardım. Dünyada başımıza gelen musibet ve belalar karşılıksız ve tesadüf değil ki zulüm olsun, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle bağdaşmasın diyor. Bir zaman eski Harb-i Ummi'de düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katil ve zulümlerinden pek çok mütellim oldum. Fıtratımda şefkat ve rikat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekiyordum. Bizim şimdi bu depremde çektiğimiz azap gibi, o çocuklara yapılanlardan dolayı. Birden kalbime geldi ki, o maktul masumlar şehit olup veli olmuşlar. Aslında geçenlerde İhsan Şenerci Koca deprem bölgesinde bir babayla konuşuyor, acil babayla. İşte üç çocuğum rahmete gitti diyor. İhsan Hoca dedi ki, amca dedi emin ol. Eğer imkanı olsaydı onlara seslenseydin, geri gelir misiniz onlar yok diyeceklerdi. Onun için ya onlar şu anda güzel bir yerdeler. Onlar şehit mertebesindedir, güzel bir yerdeler. Fani hayatları baki bir hayata tebdil ediyor. Cenab-ı Hak adil mutlaktır. Bakın dünya ile karşılaştırmayın. Dünyada yaşadığınız olaylarla karşılaştırmayın. Yani ben hak etmedim, işte bu zulmü hak etmedim, bu sıkıntıyı hak etmedim. Hakkımı vermediler, çiğnediler, şunu yaptılar, bunu yaptılar diyebilirsiniz. Ama Cenab-ı Hak adil mutlaktır. Bir kulunun eline bir diken batsa, teslim olmak şartıyla Cenab-ı Hak onun mükafatını fazla fazla veriyor zaten. Hiç merak etmeyin, kimseye zulmetmez. O çocuk, o masum depremde rahmete gitmişse, hazin bir şekilde gitmişse, bakın onun için İslamiyet'te depremde, yangında, yolda rahmete gidenler manevi şehit hükmündedir. Cenab-ı Hak o acının nispetinde adil mutlak olduğu için, rahmet ve merhamet sahibi olduğu için o acının karşılığında onlara kat kat mükafat veriyor.
Görüldüğü gibi aslında sadece dünya açısından baktığımız için Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle bağdaşmıyor diyoruz. Bağdaşıyor. O Erhamur Rahim'indir. Fani hayatları baki bir hayata tebdil ediyor. Zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mala mübadele oluyor. Malın gitti. Eyvah vah vah. Dükkanı gitti, yağmalandı. Onlar diyor sadaka hükmünde geçiyor. Hatta o mazlumlar kafir de olsa, bakın savaştığı için diyor, o mazlumlar kafir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyayı ve afattan çektikleri belalara mukabil rahmet-i ilahiyenin hazinesinden öyle mükafatları var ki eğer perdeye gayb açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür rahmet görünüp ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim ve kat'i bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şefkatten, aşırı şefkatten gelen şiddetli tesir ve elemden kurtuldum. Oh elhamdülillah. Kafir bile olsa böyle bir azapla ölmüşse diyor, ona bile ayrı bir rahmet vardır cennette. Kaldı ki ehli imanın böyle deprem gibi böyle hazin bir şekilde rahmete gitmesi, vefat etmeleri onların cennetteki makamlarını insanlar bilse belki de onlara imreneceğiz. Şimdi böyle bak o depremzedelere, orada ölenlere. Cenab-ı Hak burada cennet demiyor. Orada onlara ayrı bir rahmeti var diyor. Nasıldır onu bilemiyoruz. Hı? Cennetten bahsetmiyor ama. Bir daha okuyayım orada. Bakayım bir daha. Evet. Onu biz bilemeyiz nasıl olacak. Ama bir daha okuyayım istersen. Hatta o mazlumlar kafir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil rahmet-i ilahiyenin hazinesinden öyle mükafatları var ki cennet yok burada. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bir mükafatları var ki eğer perdeyi kalp açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahürat bir rahmet görünüp o rahmeti görseler ya Rabbi şükür elhamdülillah diyecekler. Bildin mi? Onu biz bilemeyiz işte onu. Yani onu biz bilemeyiz. Sadece bildiğimiz şey Cenab-ı Hak adil mutlaktır. Kafir bile olsa normal bir ölenle böyle azap içinde ölene aynı muamele görmüyor. Aynı muamele etmiyor. Onun ayrı bir konu, evet. Oraya hiç girmeyelim isterseniz. Ama bildiğim tek şey, Cenab-ı Hak adil mutlaktır. Kafir bile olsa, zulümle öldüğü zaman ona ayrı bir rahmet gösteriyor. Evet, bir diğer... De hocam, yani geç başladım. Öyle mi? Peki, kısa bir şey okuyayım. Asıl musibet, muzir musibet, dine gelen musibettir. Musibeti dinleden her vakit dergah-ı ilahiye İltica edip feryat etmek gerekir. Fakat dini olmayan musibetler hakkat noktasında musibet değildir. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlara o taşlar hissederler ki zararlı işten kurtulmak için bir ihtardır, memnune dönerler. Öyle de zahiri musibetler ki var ki ilahi birer ihtar birer ikazdır. Bir kısmı kefaret-i zünüptür. Bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil belki bir iltifat-ı Rabbani'dir. Bir takdirdir. Rivayette vardır ki ermiş bir ağacı sırtmekle nasıl meyveler düşer? Sırtmanın titremesinden günahlar öyle dökülür. Son bir şey okuyacağım. Burası önemli. Ümmi musibet bak. Buradan Cenab-ı Hak da ders çıkarmayı nasip etsin. Ümmi musibetler bazı eşhas ümmi musibet zulmü fiilen zulüm ve zinanın yaygınlaştığı zaman musibetlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün harekete geçip insanları boğmasının iki sebebi söylüyor. Bir zina, iki zulüm. Musa Aleyhisselam zamanında Firavun'un zulmünde insanlar ses çıkarmadılar, evet dediler. Ad ve Semud kavmi döneminde de zinaya karşı. Bir yerde zina ve zulüm yaygınlaşırsa o zaman Cenab-ı Hak görürse yer galayana gelip diyor onları terbiye eder. Bazı eşhasın hatasından gelen soru soruyorlar ki üstadlar. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette ummi şekle girmesinin sebebi nedir?
Depremler yeni değil arkadaşlar. Dünya kurulundan beri depremler vardır. Benzer olaylar vardır. Geçmişte de vardır. Hele ülkemizde sık sık var. O dönemde diyorlar ki bazılarının günahı yüzünden niye bütün Türkiye bundan muzdarip oldu? Şimdi aynı soru burada. Bazılarının hatası yüzünden niye ben burada ızdırap çektim? Niye uyumadım? Niye ağladım? Niye ben para topluyorum? Niye yardım ediyorum? Hepimiz bundan etkilendik. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap. Umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle. Ekser nasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Musibet-i anneye sebebiyettir. Umum günahlar umumun hatası yüzünden kaynaklanır. Masumlar da vardır ama umum zinaya ve zulme rıza gösterirse ister suskunlukla ister fiili olarak o zaman yeryüzü hiddetleniyor. Dördüncü sual, madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefaret-i zunuptur, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Tamam, bunun zulmü vardı, zulme razı oldu, günah dedi. Benim suçum ne? Ben yapmadım böyle bir şey. Adetullah'a nasıl müsaade eder buna? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bunu nasıl izin verir? Yine manevi canipten gelen cevap. Bu mesele sırrı kadere taluk ettiği için ısrarı kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi ki yani bir bela musibetten çekinmeyiz geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumlar da yanar. Bir bela bir musibetten çekinmeyiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumlar da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydan tecrübe ve imtihandır. Dar teklif ve mücadeledir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta musabaka ve mücadeleyle Ebu Bekirler Allah iyiliğine çıksınlar, Ebu Cehiller esferi safiline girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar Ebu Cehiller aynı Ebu Bekirler gibi teslim olup mücadeleyle manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Son bir yer okuyorum. Adil, şimdi sual. Adil ve Rahim, Kadir, Hakim neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip de bir unsura musallat eder? Yani Cenab-ı Hak madem adil diyorsunuz, adil mutlak diyorsunuz, o zaman Ahmet'in günahından niye ben sorumlu oluyorum? Niye Ahmet'in yüzünden ben de azap çekiyorum? Bu hal cemal rahmetine ve şumul kudretine nasıl muvafık düşer? Baştaki sorumlular aynı şekilde. Son bir paragraftır. El cevap. Kadir-i Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş. Her bir vazifede çok neticeler vardır. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa sahi güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı şiddete gelmiş o unsur ve o vazifeden men edilse o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir. Bakın insana karşı şiddete gelmiş dünya yeryüzü. Ve lüzumlu bir hayır yapmak şer olması haysiyetiyle. O hayırlar adedince şerler yapılır. Daha bir tek şer gelmesin gibi gayet çirkin ve hilaf hikmet ve hilaf hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtir. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirerek getirecek derecede bir şumul ve isyandır. Bak, madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumul ve isyandır. Yani zelzelenin bir anlamı da isyandır. Ben öyle anlıyorum. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede özür dilerim. O hatalar isyandır. O isyanlar da arzı hiddete getiriyor. Madem bir kısım hatalar insanların yaptığı hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede
bir şumullü isyandır, geniş bir isyandır. Ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsura külli vazife içinde onları terbiye et diye emir veriyor. Madem diyor ummi bir hata var ve buna ses çıkarılmıyor, o zaman diyor o cinayet büyüktür. Cinayetin büyüklüğü nispetinde Cenab-ı Hak da fevkalade çirkinliği göstermek için yaptığınız çirkindir. Ad ve Semud kavminde olduğu gibi. O çirkinliği göstermek için koca bir unutura, yani dünyaya külli vazife içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir, adalettir, mazlumlara aynı rahmettir. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak kendisine teslim olmayı nasip etsin inşallah. Olaylara ve hadiselere Kur'an'ı bakışla bakmayı nasip etsin. İnşallah bu felaketlerden ders alıp manevi olarak da herkes, ya bu da şunu söyleyeyim, herkes kendi nefsini terbiye etmeli. Herkes bir diğeri kendisine ben hangi hata yaptım da bu başımda geldi demeli. Kendi nefsini terbiye etmeyi nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. El-Fatiha.